fx fonksiyonu her x reel için tanımlı olduğuna göre m için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar elimizde köklü bir ifade var. Köklü ifadenin tanımlı olabilmesi için içinin büyük eşit sıfır olması gerekiyor. Tabi bunu söylerken arkadaşlar kökün derecesi çift olmalı. Şimdi burada köklü ifade fx'in paydası olmasından dolayı fx'in de tanımlı olması gerekir. Dolayısıyla paydasının da sıfırdan farklı olması gerekir. O zaman biz burada büyük eşit sıfır değil sadece büyük sıfır durumunu incelememiz gerekiyor. m artı 1 x kare artı 2m artı 3 x artı m artı 3 büyük sıfır. Ne yapacağız arkadaşlar? Elimizdeki bu ikinci dereceden fonksiyonun delta durumlarını inceleyeceğiz. Mesela delta sıfırdan büyük olsaydı bu fonksiyonu sıfır yapan iki tane kök olacaktı. Tablosunu oluşturduğumuzda ise bu şekilde işaret değiştirecekti. Her zaman bize büyük sıfırı vermez. O yüzden delta büyük sıfır durumunu incelemiyoruz. Delta eşittir sıfır durumu olursa birbirine eşit iki kökü olacak. Çift katlı kökümüz olacak. Ve buradaki kök buradaki fonksiyonu sıfır yapacağı için arkadaşlar eşitsizliği sağlamayacak. O zaman biz bütün x değerleri için daima sıfırdan büyük diyemeyeceğiz. Delta eşittir sıfır durumu da işimize gelmedi. Tek bir durum kaldı o da delta küçük sıfır durumu. Böyle bir durumda da tabloyu nasıl oluşturuyorduk arkadaşlar? X karenin önündeki işaret tablonun işareti oluyordu. Demek ki burada arkadaşlar artı olmuş ki x karenin önündeki işaret bütün x değerleri için buradaki fonksiyon tanımlı olmuş. O zaman burada m artı 1'in Pozitif olduğunu düşüneceğiz. M'imiz eksi 1'den büyüktür. Şimdi birinci sonucumuz bu. Diğer bir ifade ise delta küçük 0 durumunu inceleyeceğiz. Yani b kare eksi 4ac küçük 0 durumuna bakacağız. Burada b'miz 2m artı 3'tür. 2m artı 3'ün karesi eksi a'mız m artı 1'dir. c'miz de m artı 3'tür. Küçük 0. Burayı açalım. 4m kare artı 12m artı 9 eksi. Burası da m kare artı 4m artı 3 eksi 4 ile çarpıyorum. Eksi 4m kare eksi 16m eksi 12 küçük 0. 4 m kareler gitti. Kalan ifade eksi 4 m eksi 3 küçük 0 oldu. Eksi 4 m küçük 0'dan m büyük eksi 3 bölü 4 oldu. Şimdi burada eksi 1'den büyük var. Burada da eksi 3 bölü 4'ten büyük var. Bu iki ifadeyi kesiştirdiğimizde m burada eksi 3 bölü 4'ten büyük gelir. Cevabımız C'dir.